torunu. Bizi bir daha asla bırakma. Söz, bırakmayacağım. Beykoz'a gideceğiz. Beykoz'da ne işimiz var? Sana söylemedim. Sen hapse girdikten sonra Burhan Celal'le beni çiftlik evine yolladı. Celal nasıl? İyi. Sağ ol. Vay vay vay. Zülfü sen ne ara çıktın ya? Geçmiş olsun. Sağ olasın. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Daha dün uyuşturucuyla yakalanmıştın. Neyse. Hadi yarın görüşürüz. Bunun ne işi var burada? 2-3 yıldır bahçeye çiçeğe merak saldı. Üniversitede peysaj mı ne okuyormuş. Haftanın 2-3 günü burada. İyi. En azından pis işlerle uğraşmıyor. Oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Senin gibi oğul her anaya nasip olmaz. Benim yüzümü ağ ettin. Allah da senin yüzünü ağ etsin. Ben çocuğa bakayım. Sağ olsun. Nilüfer'in torunumu gezdirmediği ki doktor kalmadı. Ama bir çaresi yok diyorlar. Bu da bizim imtihanımız. Ana, daha görmediğimiz imtihan mı kaldı? Torunumun çektiği çilenin yanında bizimki ne ki? İsyan etme Allah'a. Ana, ben ona üzülmüyor muyum zannediyorsun? Her gün onun iyileşmesi için dua ettim. Keşke onun yerine ben hasta olsaydım. Ne haber ya?
İyidir, senden ne haber kankacığım? İyidir, sağ ol. Başar yine mi gelmedi acım? Amcazadesi hapisten çıkmış ya. Bahçıvan olan. Ha evet o. Arkadaşım, bu çocukta da nasıl bir akraba sevgisi var ya? Sorma ya. Hadi kalk biz de yanına gidelim. Olmaz. Niye? Yengesi istemiyor ya, kalabalık falan hoşlanmıyor çok. He, peki. Ben de kupon yapıyordum ya, sen anlarsın bu işlerden. Yeni merak saldım ben de. Ne kuponu o? Uzak Doğu. Ben de çok fazla anlamam da yardımcı olmaya çalışayım sana biraz. Peyzaj okuyormuş bir de. Hangi mevsimde ne gübre atılacağını daha bilmiyor. Şerefsiz burayı esrar tarlasına çevirmiş.